Bizim okul sunar. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bağlaç olan ki'den söz edeceğiz. Geçen iki dersimizde sıfat olan ki ve ilgi zamiri olan ki'den söz etmiştik. Bu üç konu birbiriyle alakalı. İlk fırsatta onları da incelemenizi öneriyorum. Arkadaşlar, bağlaç olan ki ile ilgili bir soru gördüğümüzde ya da ki ile ilgili bir soru gördüğümüzde yapacağımız ilk şey ki'den sonra ler çoğul ekini eklemek olmalı demiştik. Bu ne demek? Ki ile ilgili bir soru gördüğümüzde ki alan sözcükten hemen sonra ler ekleyeceğiz ve okuyacağız. Ki'den sonra ler çoğul ekini eklediğimizde sözcük anlamsız oluyorsa bunun bağlaç olduğunu anlayacağız. Bu ki'nin bağlaç olduğunu anlayacağız ve ayrı yazılması gerektiğini hatırlayacağız. Evet, örneğe bakalım. Sen ki beni tanırsın, niçin böyle düşünüyorsun cümlesinde ki'den sonra ler eklediğimizde senkiler anlamsız olduğu için ki bağlaç görevindedir ve ayrı yazılmalıdır diyoruz. İkinci örneğe bakalım. O yer ki oradan herkes kaçar, sen de kaç cümlesinde ki'den sonra ler eklediğimizde yer kiler. Bakın anlamsız oluyor. Bu yüzden ki'nin bu sözcükteki ki'nin bu cümledeki ki'nin bağlaç olduğunu anlıyoruz. Bağlaç olan ki de ayrı yazılır. Diğer bir örnek. Geldim ki kimse yok cümlesinde ki'den sonra ne yapıyoruz? Hemen ler ekliyoruz. Geldim kiler. Bakın anlamsız oluyor. Anlamsız olduğu zaman da bu ki'nin bağlaç olduğunu anlıyoruz. Bağlaç olan ki kendinden önceki ve sonraki sözcüklerden ayrı yazılır diyoruz. Diğer bir örnek. Bu adama güvenilmez ki cümlesinde ki'den sonra ler eklediğimizde güvenilmez kiler. Bakın anlamsız oluyor. Ve bağlaç olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Bağlaç olan ki ayrı yazılır diyoruz arkadaşlar. Diğer bir örnek. Öyle çok güldü ki gözlerinden yaş geldi cümlesinde. Ki'den sonra ler eklediğimizde güldü kiler anlamsız oluyor. Ki eklediğimizde anlamsız olduğu için ki'nin bağlaç olduğunu anlıyoruz. Bağlaç olan ki de ayrı yazılır arkadaşlar. Diğer bir örnek. Masadaki kitapları düzenledim cümlesinde ki'den sonra ler eklediğimizde masadakiler anlamlı olduğu için bağlaç görevinde değildir ve bitişik yazılır diyoruz. Bakın bu iki örnek arasındaki fark daha belirgin ortaya çıktı. Yedinci örneğe bakalım. Dünkü olay beni çok etkiledi cümlesinde ki'den sonra ler eklediğimizde dünküler evet anlamlı oluyor. Yani ki bağlaç görevinde değildir, bitişik yazılır. Bakalım dünkü olay hangi olay? Dünkü olay. Bakın hangi sorusuna ki'den sonra gelen sözcüğe hangi sorusunu sorduğumuzda cevap veriyor. O zaman sıfat. Çünkü olayı işaret ediyor. Bir ismi işaret eden ki sıfat olan ki'dir. Diğer örnek. Benim ellerim seninkinden kirlidir cümlesinde ki'den sonra ler eklediğimizde seninkiler. Bakın anlamlı oluyor. Bağlaç görevinde olmadığını anlıyoruz ve bitişik yazıldığını anlıyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz senin ki derken buradaki ki senin ellerin el isminin yerine kullanıldığı için zamirdir, ilgi zamiridir.
Diğer örnek. Aşağıdakilerden hangisinde ki eki yanlış yazılmıştır? Bakın yazımla ilgili ki sorusu yazımla ilgili olduğunda yapmanız gereken tek şey ki'den sonra ler eklemek olacak arkadaşlar. A şıkkı. Aşağıdaki evin camını kim kırdı? B. Önümden çekil ki filmi rahat izleyebileyim. C. Kabul et ki bu böyle devam etmez. D. Tanıdık mı ki bunlar? Bakalım ne yapıyorduk? Hemen ki'den sonra sözcüklere ki alan sözcüklere ler ekliyorduk. Ekleyelim A şıkkında karşıdakiler. Bakın anlamlı oluyor. O zaman bu bitişik yazılır. B'ye bakalım. Çekilkiler. Bakın çekilkiler. Anlamsız. Ki ekinden sonra ler ekledik. Anlamsız oluyor. Demek ki bu bağlaç ve ayrı yazılmalı. C. Etkiler. Etkiler. Anlamsız oluyor. Bu da ayrı yazılır. Tanıdık mı kiler? Bakın bu da anlamsız. Ler eklediğimizde bu da ayrı yazılır. Bağlaçtır çünkü. Cevap ne olmalı arkadaşlar? Cevap B şıkkı. Çünkü çekilkiler ayrı yazılmalıydı. Bağlaç olduğu için ayrı yazılmalıydı. Ama bitişik yazılmış. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinde ki eki yanlış yazılmıştır? A. Sendeki güç bende olsa. B. Bir gün gelir ki olanlar unutulur. C. Sana söylememiş miydim ki? D. Olanları anlayamadık ki. Hemen inceliyoruz. Sendekiler. Ne yapıyorduk? Ki alan sözcükler ekliyorduk. Sendekiler. Sendekiler. Evet. Sendekiler. Anlamsız oluyor. Yani sendekiler güç anlamsız oluyor. Nedir bu? Bitişik yazılır. Çünkü hangi güç? Sendeki güç. Bakın A şıkkında gücü işaret ediyor. Sıfattır. Sıfat olunca bitişik yazılır. B'ye bakalım. Gelirkiler. Bakın gelirkiler ki'den sonra ler ekledik. Anlamsız olduğu için ayrı yazılır. Bağlaçtır çünkü. C'ye bakalım. Söylememiş miydim kiler. Bakın. Yine anlamsız, yine ayrı yazılır. D. Anlayamadık kiler. Bakın bu da nedir? Anlamsızdır. Ki'den sonra ler eklediğimizde anlamsızsa ne olduğunu anlıyoruz? Bağlaç olduğunu. Bağlaç olduğu zaman da ki ayrı yazılırdı. O zaman cevap, doğru cevap D şıkkı diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Uyarı. Bakın bu uyarı çok önemli. Dedik ya şimdiye kadar ne dedik? Ki'den sonra dedik eğer ler eklediğimizde anlamsız oluyorsa bağlaçtır ve ayrı yazılmalıdır dedik. Fakat bakın bu uyarıda şöyle diyor. Kalıplaşmış bazı bağlaç olan ki'ler bitişik yazılır. Bu kalıplaşmış ki'ler ayrı yazıldıklarında yazım yanlışı olur. Kalıplaşmış bağlaç olan ki'ler şunlardır. Tekrar ediyorum. Demek ki normalde bağlaç olan ki'ler yani lereki alamayan, lereki aldığında anlamsız olan ki'ler ayrı yazılıyordu. Fakat bu ki'lerden bazıları kalıplaştığı için ayrı değil bitişik yazılmalıymış. Bu kalıplaşmış olan ki'ler bitişik yazılmalıymış. Hangi ki'lermiş bunlar bakalım. Sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illa ki. Son bahçemi, yani bu bağlaç olduğu halde bitişik yazılan, kalıplaşmış olan ki'ler bunlar arkadaşlar. İlk harflerini aklımızda tutabiliriz. Şimdi örneklere bakalım. Sanki gelmiş de bulamamış gibi ne yapıyoruz bakıyoruz sankiler anlamsız ama sankinin kalıplaşmış olduğunu hatırlıyoruz. Okumadığımızı söylüyor oysa ki her gün okuyorum. Bakın oysa ki
Madem ki bizi götürüyorsun sen de gitme. Madem ki birkaç ay sonra belki biz de İzmir'e geliriz. Belki bakın son bahçemi söz formülünde vardı. Aniden yağmur başladı. Halbuki tek bulut yoktu. Düzenli olarak okuyorum çünkü okumak yaşamaktır. Bakın bunlar kalıplaşmış olan ve bitişik yazılan bağlaç olan ki'lerdir. Lereklediğimizde anlamsız oluyorlar. Sankiler, oysakiler, mademkiler, belkiler, halbukiler, çünküler. Bakın anlamsız ler. Lerekini, ler çoğul ekini alamıyorlar. Buna rağmen bitişik yazılmışlar çünkü kalıplaşmışlar. Annesi onu evde sanıyormuş. Meğer ki o sinemadaymış. Meğer ki bitişik yazılıyor, kalıplaşmış. İlla ki bakın yine bitişik, kalıplaşmış oluyor arkadaşlar. Dersimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bizim okul sundu.